Merhaba arkadaşlar. Sizlerle beraber mantık konusunu işlemeye çalışacağız. Mantık konusu 9. sınıfın ilk konusu. Sınava hazırlık amacıyla bir çalışma yapmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Öncelikle önermenin ne demek olduğunu anlatmayla başlayalım. Doğru ya da yanlışlığı kesin olarak belirlenebilen ifadelere önerme denir. Şimdi nasıl bir şeydir arkadaşlar? Önerme Doğru ya da yanlışlık kesin bir şeyse o zaman şöyle düşünebiliriz. Türkiye'nin başkenti Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Şimdi arkadaşlar bu doğruluğu kesinlikle doğru olan bir önerme. Herkes tarafından doğru kabul edildiğinden bu bir önermedir. Önermeler Genellikle küçük harflerle gösterilir. P, Q, R, S, T gibi. Bu önermeyi şöyle ifade edeceğiz. Başına P, 2 nokta getirerek bu doğru bir önerme olacak. Diyelim ki bir ifade alalım. Nasılsın? Arkadaşlar nasılsın? Soru cümleleri önerme olmaz. Neymiş? Soru cümleleri önerme değildir. Burada en önemli dikkat edilecek husus önermenin herkes tarafından doğru ya da yanlış olduğunu kabul etmektir. Bir tane daha alıyorum. Mesela R önermesini alalım. Diyelim ki 3 küçüktür 5. Şimdi bu matematiksel bir ifade. Önerme midir? Evet bir önermedir. Neden? 3 5'ten küçüktür. Herkes tarafından kabul edilebilir. Edilir. Diyelim ki bir S önermesi aldık. E, diyelim 2'nin kübü eşittir 3'ün karesidir. Şimdi arkadaşlar 2'nin kübü 3'ün karesine eşit midir? Diyeceksiniz ki eşit değildir hocam. Neden? E, 2'nin kübü 8'dir. 3'ün karesi 9'dur. Şimdi buna önerme değil diyenler de olabilir. Arkadaşlar bu da bir önermedir. Neden? 8, 9'a eşit değildir. Herkes tarafından bu yanlış kabul edilir. İşte bu yanlış, kesinlikle yanlış olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Her halükarda önerme diyoruz. Önerme olabilmesi için iki şey lazım. Ya doğru olacak ya da kesinlikle yanlış olacak. Bu ikisi varsa eğer bu önermedir. Atıyorum mesela bir T önermesi alalım. Bugün hava nasıl? Bugün hava nasıl? Arkadaşlar bu önerme olmaz. Bu önerme değildir. Önerme değil. Ya da atıyorum Z önermesi eee Merhaba. Bu önerme değil arkadaşlar. Önerme olmaz. Önerme olabilmesi için herkes tarafından doğru ya da yanlış olması gerekir. Şimdi geçelim ikinci duruma. Şimdi önermenin doğruluk değeri aslında 3 aşağı 5 yukarı anladınız. Bir önerme doğruysa önerme doğru ise doğruysa biz buna doğru önerme Eğer önerme yanlışsa, önerme yanlışsa biz buna yanlış önerme diyoruz. Şimdi alalım mesela bir P önermesi alalım. Diyelim ki eksi 2 artı 3 çarpı 4 küçüktür 10. Şimdi bu önerme doğru mudur yanlış mıdır? Doğru önerme midir? Yanlış önerme midir? Şimdi Önermeleri cümlesel olarak da söyleyebiliriz ama biz genellikle matematiksel ifadeler kullanmaya çalışacağız. Öncelikle ne yapılır? Çarpma işlemi yapılır. 3 kere 4 12'dir. Eksi 2 artı 12 kaça gider? 10'a gider. Peki 10 ondan küçük müdür? Hayır küçük değildir eşittir. Öyleyse bu önermeye biz yanlış önerme diyeceğiz. Peki yanlış önermeleri biz şu şekilde göstereceğiz arkadaşlar. P denktir. Önerme yanlışsa sıfırla göstereceğiz. Demek ki bu önerme neye denkmiş? Sıfıra denkmiş. Bakın eşittir demiyoruz. Sıfıra denktir tarzında gösteriyoruz. Bir önerme daha alalım. Mesela başka bir önerme alalım. Yine matematiksel olmasına gayret gösterelim. Diyelim ki eksi 4 artı 3 çarpı 2 işte büyüktür 0. Acaba bu doğru mu? İlk önce ne yapılırdı? Çarpma işlemi yapılırdı. Çarpma işlemini yaparsak 3 kere 2, 6 eksi 4 artı 6 kaça gider arkadaşlar? 2'ye gider. 2 büyüktür 0. 2 0'dan nedir? Büyüktür. Öyleyse bu önerme doğru bir önermedir. Bu önerme doğru önerme. Peki bu Q önermesini biz doğru önermeleri arkadaşlar 1 ile gösteririz. Yani denktir 1 diyeceğiz. Demek ki burada iki şey öğreniyoruz. Bir önerme yanlışsa 0 gösterilir. Bir önerme doğruysa bir ile gösterilir. Öyleyse şöyle düşünebilir miyiz? Mesela bu genelde olacak. Bir P önermesinin bilmediğimiz herhangi bir P önermesinin arkadaşlar iki tane durumu vardır. Ya doğrudur ya da yanlıştır deriz. Bilmediğimiz herhangi bir önerme ihtimalleri üzerinde bir önermenin ihtimalleri üzerinde durduğumuzda iki tane ihtimali vardır deriz. Ya doğrudur ya da yanlıştır deriz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir önermenin değilinden bahsedeceğiz. Şimdi atıyorum bir P önermesi ya da söz olarak matematiksel tanımına bakalım. Bir P önermesinin doğru iken yanlış, yanlış iken doğru yaparak elde edilen önermeye o önermenin olumsuzu ya da değili denir ve P üstü çizgi ile gösterilir. Bir P önermesi alıyorum arkadaşlar. Diyelim ki ne olsun? Adranos çayı tavşanlıdan geçmektedir. Bu nedir? Doğru bir önermedir. Ve ben bunu neyle gösteriyorum? Birle gösteriyorum. Peki bunun olumsuzu ya da değili nasıl gösterilir? P üzeri çizgi 2 nokta Adranos çayı tavşanlıdan geçmemektedir. Ve P önermesi doğruysa P'nin olumsuzu nedir arkadaşlar? P'nin olumsuzu yanlıştır. Öyleyse şöyle bir şey söyleyebiliriz. Basit bir şey. Bir P önermesi aldığımızda P önermesi 1 ise bunun arkadaşlar olumsuzu nedir? Yanlıştır. Ama P önermesi yanlışsa, bunun olumsuzu ne olacaktır? Doğru olacaktır. Şimdi şöyle bir nottan bahsedelim, şöyle bir şeyden bahsedelim arkadaşlar. Bir P önermesi aldınız. Bir. Peki bu P önermesinin olumsuzu nedir? Yanlıştır. Doğru olan önermenin olumsuzu yanlıştır. Peki bu önermenin en son olumsuzu olan önermenin bir daha olumsuzunu alırsak eğer, P önermenin olumsuzun olumsuzu ne olacaktır? doğru olacaktır. Peki burada ne görüyoruz? Burada şunu görüyoruz. Çok basit. Bakın şu iki ifadeye dikkat edin. Bunlar ikisi de doğru. Öyleyse bir önermenin değilinin değili yine ne olacaktır? Kendisi olacaktır arkadaşlar. Bir önermenin değilinin değili kendisidir. Şimdi devam edelim. Bir önermenin doğruluk tablosu. Şimdi burada bir şey öğrenmeye çalışacağız. Diyelim ki atıyorum bir önerme alalım. Az önce söylemiştim. Bir önerme bilmediğimiz herhangi bir önerme için ne durumları vardır? Ya doğrudur ya da yanlıştır deriz. Ya doğrudur ya da yanlıştır. Peki, bilmediğimiz iki önerme için ne düşünebiliriz? İki tane önerme düşünelim. Bakalım ne olacak? Şimdi ikisi de ne olabilir? Doğru olabilir. Biri doğru, biri yanlış olabilir. Ya da biri yanlış, biri doğru olabilir. Ya da son bir ihtimal var. İkisi de ne olabilir arkadaşlar? Yanlış olabilir. Peki bilmediğimiz üç tane önerme olsaydı, p, q, r gibi. Bunların ihtimallerini bir düşünelim. Neler olabilir? Bunlara bir bakalım. Şöyle tablomuzu çizelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, hepsi ne olabilir? Doğru olabilir. Bunu hemen gördünüz. Bunlardan bir tanesi yanlış olabilir. Bakın ben şunu yaparım genelde. Bir tane yanlışsa bu yanlışı içeri tane tane dağıtırım. Nasıl? Bunlardan ortadaki yanlış olabilir. Bunlardan baştaki yanlış olabilir. İhtimal kaldı mı? Bir yanlış da ihtimal kalmadı. Peki arkadaşlar ne olabilir başka? Bunlardan iki tanesi yanlış olabilir. Biri doğru olabilir. Bu iki yanlışlığı şöyle getirebiliriz. Baştaki iki tanesi yanlış. Sondaki doğru olabilir. Ya da baştaki ve sondaki yanlış olabilir. Ortadaki doğru olabilir. Bu ihtimal de kalmadı. Bir ihtimal daha var. Ne arkadaşlar? Hepsi ne olabilir? Yanlış olabilir. Şimdi burada şuna dikkat edeceksiniz. Bir önermenin doğruluk tablosunu ya da birden fazla önermenin doğruluk tablosunu yaptık. Şimdi arkadaşlar burada bir tane önerme vardı. Bir önerme var. Peki bir önermede kaç tane değer oluştu? Bir, iki tane. Peki ben buna iki üzeri bir diyebilir miyim? Evet, iki üzeri bir, ikidir. Peki burada kaç önerme var? İki önerme var. Peki iki önerme olduğunda, bakın ne oldu? Bir, iki, üç, dört tane değer oluştu. Yani ben burada iki üzeri iki, iki üzeri iki nedir? Dörttür. Peki burada üç önerme var. Bakın burada üç önerme var. Ne oldu bakın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane durum oldu. Peki bu nasıl hesaplanabilir? 2 üzeri 3 o da eşittir. 8. Öyleyse şöyle bir genelleme, genelleme yapabilir miyiz? En önermenin en önermenin 2 üzeri en tane doğruluk değeri olabilir. Yani hemen kısa bir örnek yapalım. Mesela diyelim ki eğer bu 4 tane önerme olsaydı. 4 önermenin kaç durumu olacaktı? 4 önerme, önerme için. 2 üzeri 4. O da eşittir. Nasıl hesaplıyorduk? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 4 tane 2'yi çarpıyordunuz arkadaşlar. O da 16 tane doğruluk değeri vardır. Doğruluk diyebiliriz. Tabii ne? 16 taneyi düşünün arkadaşlar. Bu şekilde altı hata yazarak bulmak çok da mümkün değil. Ne yapıyoruz pratik olarak? 2 üzeri 4 eşit 16 tane bu şekilde doğruluk durumu var diyoruz. Şimdi sorulara geçelim. Şimdi birinci soru. 5 farklı önermenin kaç değişik doğruluk durumu vardır? Çok basit. Şimdi kuralımız neydi? 2 üzeri n'di. Peki bu 5 nedir buradaki? N değeridir. Yani n değeri kaç? 5. Peki 2 üzeri n yani 2 üzeri 5 bunu nasıl hesaplıyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 kaç tane 2? 5 tane 2'yi çarpıyoruz. O da ne yapıyor? 30 2 tane durum elde ediliyor. Devam edelim. Diyelim bakalım n-2 farklı önerme için 64 değişik doğruluk durumu varsa n kaçtır? Aslında bizim için yine basit bir soru. Şimdi buradaki n değeri ne olmuş? n 2 olmuş. O zaman kuralımız neydi? 2 üzeri n 2. Çünkü n yerine n 2 gelmiş. Arkadaşlar bu kaça eşitmiş? 64'e eşitmiş. Peki 64 2'nin kaçıncı kuvvetidir? Onu hesaplayalım. n 2 64 2'nin 6. kuvvetidir. Ben üslü sayılarda ne biliyorum? Tabanları aynı olan üslü sayılarda üstler birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Yani n eksi 2 eşittir 6. Eksi 2 diğer tarafa artı 2 diye atarsanız n buradan kaç çıkar? 8 elde edilir. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bunları anlattıktan sonra bileşik önermelere yavaş yavaş geçebiliriz. Şimdi değişik bileşik önermelerimiz var. Günlük hayatta biz bunları kullanıyor muyuz? Evet kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Mesela bağlaç olarak V'yi kullanıyoruz. veya'yı kullanıyoruz. İse'yi kullanıyoruz. Matematikte ancak ve ancak var. Belki pek günlük hayatta kullanmıyoruz ama matematiksel olarak kullanıyoruz. Bir de ya da kavramını günlük hayatta kullanıyoruz. Nasıl mesela? Ee, arkadaşlar e, diyelim ki atıyorum Ali eve geldi ve televizyonu açtı. Ne yapıyoruz biz bunları günlük hayatta? İkisini birleştirerek Ali eve geldi ve televizyonu açtı diye bu iki farklı durumu birleştirebiliyoruz. Şimdi matematikte bunu nasıl inceleyeceğiz? V bağlacı matematikte ters şekilde gösterilir. P ile Q iki önerme olsun. Bu iki önermeyi V bağlacıyla birleştirdiğimizde elde edilen bileşik önermeye P ve Q şeklinde gösteriyoruz. P ve Q şeklinde okuyoruz. Ney? E, diyelim ki P Ali eve geldi. Q da e, televizyonu açtı. açtı. Şimdi ben bunu nasıl birleştiriyorum? Matematiksel olarak P ve Q diyorum. Diyorum ki Ali eve geldi ve televizyonu açtı. İşte bu şekilde oluşan önermeye biz bileşik önerme diyoruz. Hangi bağlaçta kuruluyor arkadaşlar? Tabii ki ve bağlacıyla kuruluyor. Bu şekilde oluşabilecek önermelere e, bileşik önerme diyoruz. Peki V bağlacının nasıl, nasıl bir kuralı var? Arkadaşlar P ve Q önermesinde şöyle kuralları var. Eğer ikisi de doğru ise V bağlacında sonuç doğrudur. V bağlacında bir tane sıfır varsa sonuç sıfırlar. Bakın sıfır ve bir sıfır olur. Ya da 0 ve 0 0 olur. V bağlacında sanki 0 yutan eleman gibidir. Yani 0 V bağlacının içindeyse bu ifadeyi direkt ne yapar arkadaşlar? 0'lar. Mesela atıyorum, şurada hemen kısa bir örnek yapabiliriz. 1 ee, ve 0 ve 1. Bu önermeyi bulmaya çalışalım. Bakın dikkat edin, matematikte her zaman ilk önce parantez işleri yapılır. 1 ve 0 hemen cevapta 0 olduğu için 0'dır. Bunun yerine 0 yazıyorum ve 1. Bakın 0 ve 1 bir. bir tane 0 olduğu için direkt ne yapıyorum arkadaşlar? Cevaba 0 diyorum. V bağlacının kuralı budur arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bir soruyla bunu daha iyi anlamaya çalışalım. Arkadaşlar bir zar atma deneyinde zarın çift asal sayı gelme olasılığı 1 bölü 3'tür. Ve 3 tek sayısı tek sayıdır. Bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz demişiz. Bakın arkadaşlar burada ne var? Bakın V bağlacı var görüyorsunuz. V bağlacı var ve burada iki tane farklı önerme var. Bakın bir önerme ne? bir zar atma deneyinde zarın çift sayı gelmesi olasılığı bir bölüştür. Bu bir önerme. İkinci önermemiz nerede? Bakın şurada üç sayısı tek sayıdır. Bu da bizim ikinci önermemiz oluyor. Peki sizce P önermesi doğru mudur? Şimdi burada biraz da ne var? Matematiksel işlem becerimiz ön plana çıkacak. Bir zar atma deneyinde zarın çift asal sayı. Şimdi zar atma deneyinde şimdi P önermesinin doğru ya da yanlış olduğunu hesaplamamız gerekiyor. Şimdi olasılıkta neydi? Olasılıkta istenilen durum istenilen durumu evrensel küme yani bütün durumlara bölerdik. Bakın istenilen durumu bütün durumlara bölerdik. Şimdi zar attığımız zaman kaç farklı durum vardır? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olduğundan 6 farklı durum vardır. Şimdi ne diyor adam bize? Zar atma deneyinde zarın çift asal. Çift asal nedir arkadaşlar? Çift asal 2'dir. Başka çift asal var mı? Yok. O zaman ne derim? Bir ihtimal. Demek ki bu P önermesi 1 bölü 6 ihtimalmiş. Demek ki zar atma deneyinin olasılığı 1 bölü 3 değil 1 bölü 6'ymış. Yani bizim için P önermesi nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Şimdi gelelim Q önermesine. Q bizim için daha basit. 3 sayısı tek sayı mıdır? Evet tek sayıdır. O zaman bu doğru bir önermedir. Ne yaptık? Bakın bu ifadeyi. P arada V olduğu için V ne yapıyorum? Q şeklinde yazıyorum. P gördüğüm yere 0 yazıyorum. Q gördüğüm yere 1 yazıyorum. V'de bir tane 0 varsa cevap direkt ne olurdu? direkt sıfır olurdu arkadaşlar. Hadi devam edelim. Dördüncü sorumuza geldik. Aşağıda verilen ifadelerin doğruluk değerlerini bulalım. Arkadaşlar şimdi öncelikle P önermesinin doğru ya da yanlış olduğunu bulmamız lazım. Çok basit. 12, 2'den küçük müdür? Evet küçüktür. Desek yalan olur. 12, 2'den büyüktür. O zaman P önermesi bizim için ne? Yanlış. 2, 3 asal rakamlardır. Şimdi asal rakamlar nedir? Rakamın ne olduğunu bilmemiz lazım. Rakam neydi arkadaşlar? Rakam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlar birer rakamdı. Bunlar içinde asal var mı? 2 asal, 3 asal, 5 asal, 7 asal. Adam ne diyor? 2, 3 asal rakamlardır. Evet asal rakam bunlar. Demek ki Q önermesi bizim için doğru bir önermedir. Şimdi devam edelim. Bu bulduğumuz doğruluk değerlerini A şıkkında yazalım. P önermesi 0 ve Q önermesi 1. V'de bir tane 0 varsa cevap ne olurdu? Direkt 0 olurdu. Hadi B'ye geçelim. P'nin olumsuzu. Şimdi P neydi? 0'dı. 0'ın olumsuzu ve Q neydi arkadaşlar? Q 1'di. Denktir. 0'ın olumsuzu 1'dir. Öncelikle olumsuzu yapmak zorundayım. 1 ve 1 kaça denk olur? 1'e denk olur. Devam edelim. Şimdi P önermesi neydi? 0'dı ve Q önermesinin değili. Yani Q önermesi 1 olduğu için 1'in değilinden bahsediyoruz. Peki 0 ve 1'in değili 0'dır. V de bir tane 0 olduğunda cevap 0'dır. Zaten burada 2 tane var. Direkt bunun için ne diyeceksiniz? sıfır cevabını vereceksiniz arkadaşlar. Haydi devam edin. Beşinci soru. Şimdi arkadaşlar bizim için artık bu gerçekten çok basit hal aldı. Doğruluk değerini hesaplayalım. Bakın burada sıfırın olumsuzu var. Matematikte her zaman öncelikle ne yapılır? Parantez içleri yapılır. 1 ve sıfırın olumsuzu 1'dir ve 1. Şimdi parantez içinde değilini hesapladıktan sonra 1 ve 1 sıfır olmadığına göre direkt içlerinden herhangi biri sıfır olmadığına göre bu direkt 1'dir. 1 bakın bunu yazdım. Sonra ve 1. 1 ve 1 direkt ne olacaktır? 1'e eşit olacaktır. Devam edelim. Hemen bunu yapalım arkadaşlar. Bakın ne var? Yine matematikte parantez işleri yapılır. 0 ve 1. V'de bir tane 0 varsa cevap direkt 0'dır. Yani bu ifadenin cevabı 0'dır. Bakın burada dikkat etmemiz gereken 1'in olumsuzu var. Öncelikle onu yapalım. 1'in olumsuzu 0'dır. Matematikte parantez içini yaptığımızda 0 ve 0 0'dır. Hemen yazalım. 0 ve bu ifade 0. 0 ve 0 0 olduğundan dolayı V'de cevap olarak direkt nedir? 0'dır. Arkadaşlar İlk dersimiz bu şekilde. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Bir dahaki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.